Efendim merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hacı Çelik. Kırşehir'de arı üreticisiyim. Kendi kovanlarımızdan, kendi kolonilerimizden, kendi ürünlerimizi burada dükkanımız var Ay Külliyesi'nde satışını yapıyoruz. Hacı Bey, bu işi ne kadar zamandan beri yapıyorsunuz? Bu işi hobi olarak başladım. 1998 yılında. 2015 yılında da artık ticari faaliyetimize döndük. Peki iyi bir bal nasıl anlaşılır? Aslında iyi bir bal, güzel bir damak tadı olması lazım insanlarda. Bir de güvenilir yerlerden, tanıdık bildik yerlerden alınması gerekiyor. İyi bal zaten kendini gösterir tadıyla, şekliyle. Ne bileyim işte kendine has rahasıyla. Peki kendiniz mi üretiyorsunuz bunları? Evet, bunları kendimiz üretiyoruz. Süzme bal, petek bal, karakovan bal. Bunları hep kendimiz üretiyoruz. Ama tabii bizim burada sadece Kırşehir yöresinde ürettiğimiz için diğer balları üretemiyoruz. Mesela kestane balı. Bizim burada kestane yok yöremizde yetişmediği için o balı üretemiyoruz. Onu dışarıdan temin edeceğiz. İşte çam balı. Çam balının özel bir böceği vardır. Çam basrası diye. Bu bölgede yetişmediği için yine çam balını da dışarıdan alıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Peki genellikle hangi bal türleri daha çok tercih ediliyor? Aslında balın hepsi şifa. Yeter ki hile yapılmasın balda. Hile olayı çok fazla. İşte glikoz veriliyor, şeker şurubu veriliyor. Artı bir de mısır şurubu. Hile olmadığı sürece bütün ballar güzeldir. Bütün ballar kalitelidir. Peki vatandaşlarımız açısından merak konusu oldu. Bal durdukça şekerleniyor ve dibe çöküyor. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle diyeyim. Ballar kalite kalitedir. Getirdiği çiçek özünden. Mesela kekik balı, keven balı kolay kolay şekerlenmez. Yani dolaba atsanız bile, yıllar geçse bile şekerlenmez. Ama ayçiçek balı güzel bir baldır. Ama işte getirdiği o ayçiçeğinin özünden 20 gün içerisinde donmaya başlar, şekerlenmeye başlar. Tabii bu hile midir? Hayır. Bunu herkes mi yapar, bilir? Hayır. Şimdi insanlar öyle görüyor. İşte ayçiçek balı ucuz olduğu için ucuz alıyor, ucuz bal şekerlendi diyor. Veya işte katkı mı vardı? İnsanların aklına şüphe geliyor. Eğer kaliteli bir üretim yapılıyorsa o yörede, ayçiçeğinden bal geldi, arı balını aldı, süzdünüz, süzerken bile donma ihtimali oluyor. 20 gün sonra, 30 gün sonra da şekerlenmeye başlıyor. Bu hep böyle midir? Ayçiçek balında hep böyledir. Bazı bitkilerde hep böyledir. Ama hileli balda da böyledir işin enteresan tarafı. Hileli bal da bu şekildedir yani. Peki petek balı mı veya süzme balının en önemli özelliği nelerdir? Şimdi şöyle bir şey var. Arıcılıktan az çok anlayan arkadaşlar bilir. İşte buradaki bir petek bal var. Bunun içine arıcılar olarak bizler suni petek atarız. Bu biraz insanın ağzında sakız gibi yapışır. Bir üstte mesela karakovan balımız var. Bu yapışmaz, erir gider ağızda. Benim bu ürünü tüketenlere en güzel tercihim süzme baldır. Ya da işte ağızda sakız gibi, yani bazıları insanlar petek seviyor. Onun yerine karakovan alsınlar. En azından oranı daha azdır. Hani ağızda çiğniyorsunuz. Öyle şeyler oluyor. Bazıları istemiyor bunu. Yutamıyor. Bazıları direkt yiyor. Bu alışkanlık meselesi. İşte kimisi kahvaltıda direkt ekmeğin üstüne sürmeyi istiyor. Kimisi peteğe çatal bandırıp yemeyi istiyor. Tabii farklılık gösteriyor bu. Peki balığı kaç günde tüketmeliyiz? Aslında balın tarihi yoktur. Şimdi marketlerde falan genellikle hep bir tarih korlar. Arkeolojik kazılarda 3000 yıllık ballar bulunmuş. Yani bozulma çok zordur yani balda. Yeter ki dediğim gibi insanlarımız, üreticilerimiz kaliteli üretsin. Kaliteli bu bal kolay kolay bozulmaz. Balı günlük tüketmeniz lazım. İşte bir yemek kaşığı ve iki tatlı kaşığı. Günlük alırsanız onun yararını, faydasını görürsünüz. Sadece bal değil. Arı ürünleri çok çeşitli. İşte arı sütü var. Propolis var. Mesela propolis. Çok fazla insan tanımıyordu. Covid sürecinde propolis üzerinde çok çalışmalar yapıldı. Covid'de bayağı bir etkiledi yani.
insanların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insanlar COVID'den korudu. Bal ürünleri de yine bağışıklığı güçlendirici. İşte arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği, bunlar çok değerli ürünler. Sadece bal olarak bakmayalım bunlara. Yani arıların ürettiği sadece bal değil. Diğer ürünlere de yönelsin insanlar. Azar azar tüketsinler. Kullandıkça, faydalarını gördükçe daha çok tüketeceklerine eminim.